Sivas'ın bir gün hangi kazısından olmuyorum. Yaşlı bir beyin gibi dedi ki, oğul dedi, seni aradık, seni bulduk. Burada bir tane yaşlı bir kadın var, herhal sizdendir dedi. Allah'ın rahmetine kavuşur. Bunun yakınını falan bulursanız gönderin, gelip alsınlar. Ya da biz burada namazımızı kılıp gömeceğiz. Peki dedim amca, ararım. Ben de adamı soyadı, Beatrice Hanım diye bir 70 yaşında Fransa'dan oraya gezmeye gitmiş. Aradım, 10 dakika içinde birbirimizi biliriz, burası çünkü. 10 dakika içinde gittim dükkanlarına, dedim böyle birini tanır mısınız? Adını verdim, yaşlı bir kadın dedi, benim anam bir de. Dedim vallahi böyle böyle, senin anan nerede yani, Fransa'da yaşar. Hiç miyse, abi dedi, o dedi senede 3-4 kere dedi Türkiye'ye gelir. Ama İstanbul'da yakın. Ertesi gün bana bir telefon açtı. Bulmuş, tespit etmiş anası, ağladı bir de. Peki getiriyor musun naaşı? O zaman göreceğiz. Abi dedi, ben getireceğim ama dedi, burada bir amca var dedi, ağlamaya. Amca ya ver dedim, al dedi, amca niye ağlatıyorsun? Oğlum dedi, bir şey demedim dedi ben. Dedim ki, kızım anandır, malımdır. Ama bana sorarsan bırak kalsın şarkı burada gömülsün. Suç atlağını buldu dedi. Ben döküldüm. Orada döküldüm. Anadolu insanının ürettiği bu deyişten döküldüm. Bu algılamadan döküldüm. Evet, suç atlağını bulmuştum. Doğrudur. Hanımefendi, Ermenilerin hakikaten dünyada gözü. Bu ülkede gözü var. Bu topraklarda gözü var. O zaman yazdığım için size de tekrarlayayım. Tam o sıralarda Sayın Cumhurbaşkanı Demirel, Ermenilere 3 çakıl taş bile vermeyiz diye bir laf etmiş. Tam da vuruldu. Ben de bu kadının öyküsünü yazmıştım. Ve demiştim ki, evet biz Ermenilerin bu topraklarda gözümüz var. Var çünkü kökümüz burada. Ama merak etme. Bu toprakları alındırmak için, bu toprakların gelip dibine girmek için. Teşekkür ediyorum. Biz Hrant Dink'i o düştüğü yerden her yıl 19 Ocak'ta binlercemiz burada buluşup onu anarken bir kez daha kaldırıyoruz. Onun yüzüne bakıyoruz. Onun yüzüne bakmaktan utananlar buraya da gelmiyorlar zaten. Sene oldu. Yine içimiz buruk, yine adaletin tam manasıyla tecelli etmediğine inanarak ve o katilleri yaratan karanlığın hiç dağılmadığını, belki de daha da koyulaştığını bilerek yine burada onun gövdesinin ebedi olarak sessizce uzanıp kaldığı kaldırımda toplandık. Omuzun yarasından hala kan sızıyor. İçe doğru birbirine dönmüş iki ayağın arasından incecik akan kan. Bu incecik sızıntı kendi yolunu bulacak. Ama önce Hrant'ın kanı, Mustafa Supi ve arkadaşlarının bilindirildikleri takadan, Sabahattin Ali'nin kırık gözlük camından, Musa Anter'in ak saçlarının arasından, 1915'te Anadolu'nun her karış toprağından, 38'de Dersim dağlarından, 55'te İstanbul'un kırık vitrin camlarından, Maraş'tan ve Sivas'tan sızan kanla buluşacak. O sadece Ermeniler adına değil, bütün ezilmişler ve sessizleştirilmişler adına mücadele veren bir sosyalistti. Krikor Zohrapların soyundan geliyordu o. Bu sese tahammül etmeleri mümkün değildi. Ve çoğunluğun hassasiyetleri adına suç işleyenler el birliğiyle onu 16 yıl önce burada katletti. İnsanlığın hikayesi böyle başladı ve böyle süre geldi.
ama asla böyle bitmek zorunda değil. Bu hikayeyi değiştirebiliriz ve değiştirmek zorundayız. Eğer adalet arıyorsak, Hrant'ı öldürenlerin sadece tetikçilerin değil azmettiricilerin, sadece azmettiricilerin değil kışkırtıcıların, hedef gösterenlerin, düşmanlık ve nefret aşılayanların cezalandırılmasını istiyorsak, yalnız Hrant'ın değil bu topraklarda katledilmiş binlerce masumun kanı hala aramızda dolaşıyorsa bu hikayeyi değiştirmek zorundayız.